Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Sektörü ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Manisa Kula'dan MRV Deri Tekstil'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Merve Hanım var. Önce Merve Hanım'ın kendisini tanıyacağım. Daha sonra da firmamızla verdiğimiz tüm hizmetleri yine kendisinden öğreneceğiz. Merve Hanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Merve Çayiçi, 25.10.1971 doğumluyum. 1996 Ege Üniversitesi mezunuyum. Deri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yıllardır da kendi işimi yapıyorum. Peki Merve Hanım, MRV Deri Tekstil'in kuruluş hikayesinden bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? MRV Deri Tekstil, yani zamanı gelmişti diye düşünüyorum. Kendi işimi yapmanın vakti geldiğini düşünerekten kendi şirketimi kurdum. Yani daha evvelden yine deri işiyle mi uğraşıyordun? Çeşitli firmalarda mühendislik olarak çalıştım. Oralarda hizmet verdim. Aslında biz sizin için derinin profesörü diyebiliriz, değil mi? Abartı olmaz. Estağfurullah. Öyle deride profesörlük mümkün değil, olmaz. Çünkü bizim işimizde bu işi biliyorum diyen insan inanın bilmiyordur hiçbir şey. Çünkü bunda öğrenmenin sonu ve sınırı yok. Peki biz MRV Deri olarak neler yapıyoruz, ne tür hizmetler veriyoruz? Şimdi MRV Deri olarak ham deriden giriş, hayvanın sırtından çıktıktan sonra ham deriden başlar. Konfeksiyona hazır hale gelinceye kadar bütün aşamalar firmamızda gerçekleştiriliyor. Peki ham deri, yine sizin söylediğiniz gibi konfeksiyona gelene kadar kaç aşamadan geçiyor? Yani aşağı yukarı okul dönemimde saydığımız kadarıyla 222 aşamaydı. Tabii bu zaman içinde artabiliyor ya da ne bileyim ben, şimdi tabii bizde çok fazla kalite olduğundan dolayı kalitede özellik arttıkça aşama da artıyor. Şimdi röportajdan evvel sizinle sohbet ederken ve yaptığınız deri kalitelerini görürken birçok renkte ve kalitede var. Bunların renklendirilmesi ve desenlendirilmesi de yine biz mi yapıyoruz? Tabii kesinlikle, her şeyiyle. Komple bizden giden deri konfeksiyonda tabir caizse bıçak altına giriyor, yani direkt konfeksiyona giriyor. Peki süreç nasıl ilerliyor? Sipariş üzerine mi yapıyoruz? Kesinlikle. Şimdi biz kesinlikle stoklu çalışan bir firma değiliz. Gelen siparişlerimize göre onun programını yapıp devam ediyoruz. Yani işte belli bir termin tarihi aralığında siparişlerimizi teslim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bizim üretimimiz Kula'da. Evet. Biz Kula dışında hangi bölgelere gönderim yapabiliyoruz? Şimdi biz, benim genel anlamda MRV Deri İzmir ve İstanbul'a daha çok üretim yaptığımız deriler gidiyor. İhracatımız yok, fakat dolaylı yollarla yaptığımız deriler ihracata gidiyor. Çünkü kendi firmamız, zaten çalıştığımız firmalar ihracatçı firmalar. Yani biz dolaylı yolla vermiş oluyoruz ihracata. Peki kaç kişilik bir ekiple biz bu hizmetleri sağlıyoruz? Siz bir işveren olarak ekibi kurarken özellikle tekstil sektöründe nelere dikkat edersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim mesleğimizde kalifiye eleman çok önemlidir. Çünkü belli başlı birimlerde mutlaka o işi bilen, o işte tecrübeli insanların çalışması gerekmektedir. En önemli şey kalifiye olması. Onun dışında zaten ağırlıklı zaten iş gücüyle oluşan, iş gücüne ihtiyaç duyan bir sektör. Tamam, mutlaka tabii ki makinalaşma var ama bunu yapan bir insan da ihtiyaç duyuyoruz. Benim şu an mesela kendi firmamda 19 tane eleman mevcut. Tabii bu zaman içinde işin yoğun olduğu dönemlerde artabiliyor. İşin sakin olduğu dönemlerde pek azalmaz. Yani o 19 sabittir. Ama daha sonra mesela diyelim arttı, onu arttırabiliyoruz. Peki sizce MRV Deri müşterileri tarafından neden tercih ediliyor, neden tercih edilmeli? Şöyle söyleyeyim, her şeyden önce yaptığımız ürünün arkasındayız. Bizde en önemli şey kalitedir. Yani fiyat, bunlar hani bir takım bu tarz şeyler bende ikinci plandadır yani. En önemli şey kalite ve güven. Tabii ki güven de çok önemli. Peki gelecek hedeflerimizde, projelerimizde neler yer alıyor? Biz ileride MRV Deri Tekstil ve sizleri nerelerde göreceğiz? Vallahi nerelerde göreceğiz? Umarım daha iyi yerlerde görürüz mutlaka. Herkesin temennisi bu olmalı zaten. Yaptığımız işi daha kaliteli yaptığımız müddetçe zaten kalite bizi iyi yerlere taşıyacağından eminim.
daha iyi yerler, daha ne bileyim daha güzel, daha her şeyin en iyisi öyle diyelim yani. Ekip olarak tabii ki yani. Hani bu sadece Merve Derin'in ismi olarak değil de ekip olarak. Şimdi röportajdan evvel sizinle sohbet ederken çok önemli bir şey söylediniz. Tabakhane sahibi olan tek kadın girişimcisiniz. Aynen. Türkiye'de tek bayan tabakhane ve boyanesi olan kişiyim. Öyle diyeyim sana. Size pardon. Çünkü yok, bu işi gerçekten çok zor bir iş. Ama ben işimi, mesleğimi çok sevdiğim için hani bu bana pek tabii ki zorlukları var. Herkesin göğüs geremediği, ya ağırlıklı beyin isteyen bir iş. Aman yani kimse bunu yanlış anlamasın hani. Beyin derken bizim işimiz çünkü tekstil gibi değil deri. Yani tekstilde koyarsınız makineye pamuğu, ipliği, örer çıkar. Ama bizim öyle değil. 1000 tane deri alırsınız dolaba, hepsi birbirinden farklı hayvandan çıkmıştır yani. Onların hepsini aynı ayara getirmeye çalışmak, işte kesimde sıkıntı yaşamadan onları üretmek gerçekten çok zordur. Ben işimi sevdiğim için bu işi yapıyorum yani. Peki programı kapatmadan evvel, sizin gibi enerjisi yüksek ve başarılı bir kadın girişimcinin, bizleri izleyen kadın seyircilerimize buradan söylemek istediği bir şeyler var mı? Kendilerine güvensinler. Yani bir bayan olarak yapamıyoruz, edemiyoruz ya da yapamayız diye bir şey kesinlikle yok. Yani benim yaptığım işi eğer bir bayan yapabiliyorsa, ben inanıyorum ki her türlü sektörde başarılı olacaklarına canı gönülden inanıyorum. Yeter ki istesinler. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Misafirperverliğiniz için de başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün sizlere Kula'dan, MRV Deri Tekstil'den seslendik. Firma sahibimiz Merve Hanım'a bizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.